Merhaba efendim, ben Talha Yaşar, 32 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum, Ankara Belediyesi'nde çalışıyorum. Burası Ayaş İşbecaları ve Kaplıcaları diye geçiyor, dünyanın en kaliteli sularından bir tanesi. Buraya çok sık geliyorum ben çünkü vücudumda teşhisi konulan ve konulamayan birçok rahatsızlık var. Teşhisi konulanlar 9 tane fıtık var, çeşitli dizlerimde menisküs var, bileklerim tutmuyor. Vücudumun hemen hemen her yeri, 7 yeri birden aynı anda ağrıyıp aynı anda geçiyor. Buraya geldiğim zamanlarda suyu içtikten sonra ve kaplıcaya girdikten sonra kısmi bir rahatlama oluyordu. Bu kısmi rahatlamayı tamama dökebilmek için bu hafta rapor alarak geldim buraya. 21 kür yapmaya çalıştım. İlk geldiğim gün kaplıcaya girdim. Kaplıcada bir abi gördüm. Böyle değişik eliyle bir şeyler yapıyordu. Ne olduğunu merak ettim çünkü sürekli ben de araştırma içerisinde olduğum için. Daha sonradan öğrendim. Biyo enerji uzmanıymış. Müsait bir vaktinde yanına gittim. Kendisine rahatsızlıklarımı söyledim. Benim hastalıklarımı tedavi edebilip edemeyeceğini sordum. O da bakalım dedi. Beraber indik kaplıcaya. Önce beni sıcak suya soktu. Sıcak sudan sonra geçtik kaplıcaya. Orada yarım saat boyunca tek tek eliyle bütün vücuduma, bütün kemiklerime baktı. Ve bütün vücudumdaki bütün eklemlerde kireçlenme olduğunu söyledi. Peki ne yapabiliriz dedim. Dedi Allah'ın izniyle bunu düzeltiriz dedi. O gün ilk seansı yaptık. Gerçekten ilk seanstan sonra ciddi bir rahatlama oldu bende. Hemen akabinde ertesi sabah tekrar yaptık. Daha sonra kendisi Ankara'ya döndü. Ben gene burada kaldım. Kaldığım müddet içerisinde sürekli gene suya girip çıktım. Sudan içtim. Dün akşam tekrar geldi. Dün akşam bir seans daha yaptık. Gene ciddi rahatlama oldu. Bu sabah bir seans daha yaptık. Şu ana kadar toplam 4 seans yapmış olduk. Fakat normalde abi mesela bazı hastalıkları tek seansta bile düzeltebildiği halde benim rahatsızlıklarım biraz fazla olduğu için devam edeceğiz. Fakat şu an 4 seans yapmamış olmamıza rağmen bile ciddi bir rahatlama var bende. Bendeki kireçlenmelerin topuklarımdan ve idrar yoluyla atılacağını söyledi. İnşallah kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. Düzgün ve dürüst bir insan. Allah razı olsun, ilgileniyor. Öyle dışarıdaki biyoenerji uzmanıyım diyen insanların bir sürü bir seansına 200-250 lira para alıyorlar. İşte ya bu Allah vergisi bir şey. Bir kere herkes yapamaz. Bir kere adam diyor ki ben seni düzeltirim. Şunu bilmiyorlar, şifa Allah-u Teala'dandır. Kullar buna vesile olur. Şifalı bitkiler buna vesile olur. İlaçlar buna vesile olur. Dışarıdaki insanlar bunu bilmiyorlar ama Etibar abimiz bu konuda bilinçli bir insan. Allah razı olsun. Ben elinden geleni yapacağım diyor. Şifayı da Allah-u Teala verirse verir diyor. Biz de ona inandık, güvendik. Allah-u Teala'ya da tevekkül ediyoruz. İnşallah seanslarımıza devam edeceğiz. Rahatlamaya inşallah tamamen şifaya kavuşacağız Allah'ın izniyle. Burası nasıl bir yer? İnsanın bir kere ruhunu dinlendiren bir yer. Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil. Burası vadinin içerisinde. Ankara'nın Ayaş ilçesi. Yaklaşık 75 kilometre buraya. Havası tertemiz. Suyu mükemmel. İnsan gerçekten burada çok rahatlıyor, dinleniyor. Otelin imkanları... Yani birçok insan burayı beğenmiyor. İnsanlar, bizim insanlar biraz lüksü seviyorlar ama... Açıkçası benim ihtiyaçlarımın her şeyini karşılıyor burası. Odada yatağımız var, buzdolabımız var, banyomuz var. Aşağıda çok güzel yüzme havuzu var, sıcak su havuzları var, saunası var. Daha ne olsun, bütün bunlar yeterli bence. İnşallah bundan sonra buraya gelmeye devam edeceğiz. Yakın çevreme de zaten tavsiye etmeye başladım burayı. Aynı zamanda bundan sonra Etibar abi de burayla anlaştı. O da otelde çalışacak. Benim acizane tavsiyem, ben rahatlamaya başladım. Bu tip rahatsızlıkları olan insanlar gelsinler buraya. Hem sudan istifade etsinler hem de Etibar abiyle konuşup rahatsızlıklarını ona söyleyip ondan yardım istesinler. Eğer yapabileceği bir şey varsa Allah-u Teala da şifa verirse inşallah tedavi olurlar, şifaya kavuşurlar. Açıkçası Etibar abiyle ilk tanıştık. İlk tanıştıktan sonra yani şimdi biliyorsunuz piyasada bir sürü düzenbaz, yalancı, sahtekar insanlar var. Ben bir internete girip araştırayım dedim. Bir de ne göreyim? Adam meğersem bu işte dünyada bir numaralı kişilerden bir tanesiymiş. 18 tane dünya rekoru var. Guinness Rekorlar kitabında ismi geçiyor. Kendisi Gürcistan'da aslında çalışıyordu. Aslen Türk'tür. Dünyanın her yerinden, Amerika'dan, Avrupa'dan, İspanya'dan, çeşitli ülkelerden Gürcistan'a gidiyorlarmış. Fakat abi bir karar almış, Gürcistan'dan Ankara'ya gelmiş. Bundan sonra Ankara'da çalışacak. Bu da bizim için çok ciddi. Böyle bir kişi ayağımıza kadar gelmiş oldu. Bu da herkese nasip olmaz. Gerçekten çünkü internete girip Etibar Budaklı Elçiyev yazdığınız zaman videolarını görüp güvenilir bir insan olduğunu, oradaki dünya rekorlarını görebilirsiniz. Bu şekilde sizin de ona olan itimadınız artmış olur.
misal kolayca yapışıyor. Bu görüntüler Çin'deki bir yetenek yarışmasından. Üstündeki levha ve program sunucusuyla 1,5 tonluk araba çekiyor. Çin'de dünyada çok tanınmış bir programdı. Yani 1,5 milyar orada insanlar var. Yani çok değerli bakırlar. Elçiyev sahip olduğu biyoenerjiyi sağlık alanında da kullanıyor. Yaklaşık bir hafta önce spor yaparken kas spazmı geçirmiştim. Günlerdir hem ağrı kesiciler hem de kas gevşeticilerle ayakta durabiliyordum. Hem merdiven inip çıkarken hem de oturup kalkarken büyük acılar çekiyordum. Ancak siz dokunarak en azından yürüyüşümü falan değiştirebildiniz. Nasıl oldu bu iş birkaç dakika içerisinde? Benim yaptığım biyoenerjiliği, kendimde olan biyoenerjiyle insanın vücudunda olan ağrılar götürüyorum. Elçiyev, migren, kas sıkışması ve yorgunluğa bağlı vücut ağrılarını sadece dokunarak dakikalar içinde geçirdiğini söylüyor. Vücuttan o ağrılar çıkarkense gözyaşları döküyor, terliyor. Negatif enerjinin bu şekilde çıktığına inanıyor. Elçiyev Türkiye'ye taşınmak istiyor. Oturma ve çalışma izni için başvurularını yaptı. Amacıysa yeni rekorunu Türkiye'de kırmak. Sinema yapışan demir üzerinde bir kişi oturup kaçırın, bir 20 metre kaçırın. Eccolo! Haitibao! Allora, benvenuto perché ha fatto un lungo viaggio. Dabri! Hello, nice to meet you. Меня зовут Итибар. Мы приехали из Грузии. 他身上有一种 50 bucchiai o direi. Allora io certifico i fatti. Eibar ha sostenuto per 5 secondi 51 bucchiai sul proprio corpo ed è un Guinness World Record. Guinness World Record. Grazie di essere venuto, grande e lungo viaggio. Bene, e noi andiamo avanti. Allora, 挑战过程中，选手必须垂直站立。 2，每次只能放置一个勺子。3，所有的勺子同时在身体上保持至少5秒。 挑战马上就开始。勺子摆放时间不能超过10分钟，最后达。勺子进行一项新的吉尼斯世界纪录。我见证。